Daha doğrusu işte bu ALS hastalığına dikkat çekmek için dünya genelinde gerçekleştirilen bir kampanya. Bu kampanya ile ilgili konuştuk. Türkiye'de maalesef bağış miktarı çok az ama başından aşağı su buz dökme miktarı acayip yüksek. Halbuki tamam, hastalığa dikkat çekmek bir yere kadar ama bağış da olmadı. Amerika'da bugüne kadar yapılan bağışlar 70 milyon doları bulurken Türkiye'de şu vakte kadar toplamda 170 bin lira, 170 bin TL toplanabilmiş. Biz de bu bağışların artmasını hedefliyoruz aslında. Ben kendi adıma bağışı yaptım. Nasıl yapabilirsiniz bağışı bu arada? Çok basit. Bir kere bir internet sitesi var. Oraya bir girin. als.org.tr. Hastalığın ne olduğunu öğrenin. Neler yaptıklarını öğrenin bu derneğin. Sonra orada derneğin bağış yapabileceğiniz hesap numaraları var. Bu hesap numaralarına da sonra da bağışınızı yapabilirsiniz. Kaldı ki 5 milyon lira gibi bir hedef var. Çünkü bir bakım evi kurmak, ALS hastalarına özel hizmet verecek bir hastane kurmak gibi bir hedef var. Bu hedefte 5 milyon, yani 5 milyon dediğiniz 2,5 milyon dolar yapıyor. Dolara çevirirsek eğer, adamlar 70 milyon topladılar. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti bir 2,5 milyon doları toplayabilir herhalde diye düşünüyorum. Şimdi bir dinleyicimiz diyor ki, ben babamı ALS'den kaybettim. 2 sene önce. Evet. Gerçekten bir süre sonra bakım ihtiyacı oluyor hastanın. Yardım şart. Bu kampanyaya verdiğiniz destek için teşekkürler. ALS'nin tedavisi yok ayrıca maalesef. Mühim olan hastayı tabii uzun süre yaşatabilmek. O hastalık devam ediyor. O tedavi edilemiyor. Henüz tedavisi bulunmuş değil ama araştırmalar da devam ediyor. Mesela bu Amerika'daki kampanyayla toplanan paralar hem hastaların bakımına hem de tedavinin bulunması için çalışmalara harcanacakmış. Çünkü orada tabii epey bir para toplanmış. Yani tabii şu an için yine de uzun süre daha konforlu bir hayat, evet, sağlayabilmek için yapılıyor. Biz en azından bir 5 milyon lira toplayabileydik. Bu özel hastaneyi kurabilseydik değil mi? Yani ALS hastaları için bir özel hastane kurabilseydik. Yani. Bak bizim İzmir'de bir dinleyicimiz var. Nuh Evren. Aha. Beycan'ın babası. Evet, ve ALS hastası kendisi. Bizi, ondan gelen bir mesaj var da. Yıllardır dinler bizi. Evet. 8 yıldır ALS hastasıyım. Sadece kaş ve göz işaretlerimle iletişim kurabiliyorum. Hayatımızı devam ettirebilmek için iyi bir yaşam kalitesi, tıbbi ve teknolojik araç gerek. Ve en önemlisi moral motivasyon desteği sayesinde yaşamaya devam ediyoruz. Ice Bucket Challenge farkındalığında verdiğiniz destek için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, selamlar demiş Nuh Evren. Evet, Nuh Evren bir ALS hastası. Sadece gözlerini oynatarak bize bu mesajı yazdırmış ve göndermiş. Biz tanıyoruz kendisini, biliyoruz, çok seviyoruz. Oğlu biz İzmir'e gittiğimizde her seferinde mutlaka bizim yanımıza geliyor. Ondan haberler de alıyoruz aynı zamanda. O yüzden biliyoruz ALS hastalarının yaşadığı, ailelerinin özellikle yaşadığı zorlukları. İşte o ailelere destek verebilmek bu derneğin de en büyük amacı. O nedenle tamam, su dökün, buz dökün, ne istiyorsanız yapın, video koyun, eğlenin falan ama bunu yapanlar, yani ben bunu yaptım, bağış yapmıyorum, sana meydan okuyorum, yapmayın ya, bağış da yapın. Yani bir 100 lira bağış yapın, 50 lira bağış yapın ama bağış yapın. als.org.tr adresine girdiğinizde hem derneğin çalışmaları hakkında hem de nereye bağış yapabileceğiniz hakkında detaylı bilgileri de oradan alabiliyorsunuz. Bir kez daha hatırlatalım.